Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle makosen ayakkabılar paylaşacağım. Çok tatlı değiller mi? Bayıldım ben bunlara. Böyle 0-6 ay arası diyebiliriz. 3-6 ay desek daha doğru olur aslında. Bebekler için. Yaparken ben bir koton ip kullandım. 50 gramdan az ip gitti. 2.20 milimetrelik tığ kullandım. Bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Benim elimde, yani ben 2.50'yi bulamadım. Bunu kullandım. Siz 2.5'luk kullanabilirsiniz. 2 kullanabilirsiniz. Elinize göre. Dediğim gibi çok az ip gidiyor. Eğer daha büyüğünü yapmak isterseniz bunun biraz daha kalınca bir ip ve tığ kullanarak yapabilirsiniz bunu. İpimin markasını hemen aşağıda belirteceğim. %100 koton bir ip. Siz herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz. Benzer kotonlar var zaten aynı incelikte. Onlardan birini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu kadar. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayabiliriz. Başlangıç ilmeğiyle başlıyorum. 19 zincir çekeceğim. Siz eğer biraz büyütmek istiyorsanız bunu, şu kısmını, zincir sayınızı arttırabilirsiniz. Şöyle biraz alt kısmı boş olduğu için bu şeylerin bir tuhaf duruyor şurası. Zincir sayınızı arttırın. Şu kısmı ve şu kısmı aynı yaparak şuradaki şeyleri biraz çoğaltabilirsiniz. Mesela 6 sık iğne, 2 yarım trabzan, 6 trabzan yapacağım ben. Siz 7 sık iğne, 2 yarım trabzan, 7 trabzan yapacak şekilde. Mesela ben 19'a başlayacağım, siz 21 ile başlayabilirsiniz. Biraz daha büyük yapmak için. Ya da ben zaten burada küçük bir tığ kullanıyorum. Siz biraz tığınızı büyütebilirsiniz, ipinizi kalınlaştırabilirsiniz. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. 1 ve 2 tane trabzan yaptım aynı göze. Devam ederek sıra boyunca 14 tane tek trabzan yapıyorum. Tek derken yani her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 6 7 8 ve 10 11 12 13 14. Sonuncuya bir tane ilmeğiniz kalacak. Ona 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Döndük etrafını. Şimdi bu taraftan bu sefer her ilmeğime bir tane trabzan yapacağım. Şu ipi de saklıyorum bakın. Bu ipi çalışırken saklarsanız iplerinizi sizin için çok daha kolay olur. Sonradan
uğraştırıyor. Yeterli bu kadar. Evet, bu da sonuncu. Hemen son ilmeğime batıyorum. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Ve şuradan zincirin üstünden değil, ilk gözden batıyorum, bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı göze iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki göze yine iki tane sık iğne yapıyorum. Devam edip 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. İp aldım, battım. Yarım trabzan yapacağım. İp alıp hepsinden çekiyorum bir seferde. Bir tane daha yapıyorum. Bakın, iki tane çift yaptım. 6 tane sık iğne yaptım. 2 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 6 tane de trabzan yapacağım ikili. 1 Şurayı bir düzeltelim. 2 3 4 5 6. Ve şu çoğaltma yaptım. Döndüğüm noktadayım. Buradaki 5 tane trabzanımın üstüne ikişer tane trabzan yapacağım. Ona çıkartacağım burayı yani. 1 2 çift 3 4 ve 5. Devam ediyorum 6 tane sık iğne yapmaya. Pardon, trabzan yaparak 3 4 5 6 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. İki tane ilmeğim kaldı. Çift batacağım bunlara da. Bu ilk çift. İkinci çift. Ve şurada kaydırmayla bağlamıştık. Bu kaydırmanın gözüne de batarak bir tane sık iğne yapıyorum. İlk gözden battım. Bağladım. Üç zincir. Aynı göze iki tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine çift yapıyorum. Çift yapıyorum. Ve çift yapıyorum. 4 kere yapmış olduk şimdi.
Buradan devam edip 14 tane trabzan yapacağım. On dört. Şimdi burada 10 tane trabzanımız var. Her birine 2 tane yapacağız. Bu ilk çiftim. İki. Üç. Ve bu da 10. Yine 14 tane trabzan yapalım. Tek her bir ilmeğe bir tane. Ve 14. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğiniz kalacak. Dördüne çift yapıyoruz. Bu ikinci çifti. Üç. Dört. Ve sonuncuya da bir tane trabzan yapıyorum. Zincirin üstünden battım. Bağladım. Bir zincir çekiyorum ve zincire batarak, zincirden başlayarak sık iğne yapacağım. Bir tane yaptım. Şuradaki trabzanımın gözüne yapıyorum. Şimdi sık iğneyle döneceğim etrafını. 66 tane sık iğneniz olması lazım şu anda. Sonda şöyle bakın zincirden batarak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine sık iğne yapacağım bu sırada ama bunları arka diş olarak yapacağım. Bakın arkadan ilk ilmeğe batıyorum. Sonraki ilmekten yine arkaya doğru çıkıyorum. Aldım ipi ve bir sık iğne yaptım. Şimdi o çıktığım ilmeğe batıyorum. Buradan sonraki ilmekten çıkıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine çıktığım ilmeğe batıyorum. Sonrakinden çıkıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arka diş sık iğneler yaparak ilerliyorum. Şimdi 66 arka diş sık iğnemi bitirdim. İlk gözden battım, bağladım. İki zincir çekiyorum. Yine aynı göze batarak bir trabzan yapıyorum. Ve trabzanlarla döneceğim etrafını. İki sıra boyunca trabzan yapacağım. Sırayı tamamladığınızda dönün. Şunu saymayın. İki zinciri. İlk gözden batın. Tekrar şu ilk gözden batalım. Tekrar iki zincir çekelim. Ve yine aynı gözden başlayarak 66 tane trabzanımızı yapalım. Şöyle göstereyim size. Sonra görüşelim. Burada ipimi bağlıyorum. Şöyle. İki zincir çekiyorum ve ilk gözden başlayarak 8 tane sık iğne yapacağım. Bu sık iğne ile birlikte 4. sıramız oluyor. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Toplam 50 tane sık iğne yapacağım. Bu taraftan da 8 tane ilmeğinizi ayırın. Diğerlerine sık iğne yapın. Sonunda görüşelim. Son 8 ilmeğime de trabzan yaparak bağlayacağım ve ipimi keseceğim. Şimdi ön tarafını yapacağız. Burada 50 tane trabzanım var. Sık iğnem var, pardon. Ve şuradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26. bu. Ve buradan geri dönüyorum. 1, 2, 3'ün arka ilmeğine taktım tığımı. Şimdi şu kısmı yaparken hep arka ilmeklerden çalışacağız ki kenara şunu yapabilelim. O yüzden ben söylemeyi unutsam da siz arka ilmeklerden çalışın. Burada ilk sık iğnemizi bağladığımız noktaya değil, bir sonraki ilmeğimize batarak yapıyoruz. Sadece arka ilmeği kullanıyoruz dediğim gibi. 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim işimi. Her seferinde aynı taraftan çevirin. Şimdi bunu atlayacağım. İlkine bir şey yapmıyoruz. İkinciden itibaren 1, 2, 3, 4. Beşinciye bir şey yapmayacağım. Sadece bu sıra için bu geçerli. Ve bakın bir sonraki ilmeğime şöyle arkadan batıyorum. Arka ilmeğime batıyorum. Buradan bakınca ön tabii ama. İki tane sık iğne yaptım. Döndüm. İlk sık iğnemi atlayacağım. İkinciden başlıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi şuradan da 2 tane yapıyorum. 6 7. Döndüm. İlkini atlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen 2 tane daha yapıyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. İlkini atlıyorum yine. İkinciden şu ipi de şuraya sokayım. 1 2 3 4 5 6 7
ve 8. Yine 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi ben bu şekilde biraz daha ilerleyeceğim birkaç sıra. Şu orta kısımda 12 ilmeğim olana kadar, yani 4 sıra ilerleyeceğim. Çünkü şu anda 8 tane var. Şurayı saymayın, şu ikiliyi. Bu sıraları da yapıyorum. Ondan sonra çoğaltmasız ilerleyeceğiz. 10. sıranın sonundayım ve şurada 12 tane sık iğnem var. Bakın şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. Şimdi çoğaltmasız gideceğiz. Önce şuraya 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Döneceğim. Ve bu yaptığım son 2 sık iğneyi atlıyorum. Başlıyorum ve 12 tane sık iğne yapacağım. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, bir, 2 sık iğnemi yaptım, döndüm. 2 atladım. Ve yine 12 tane sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde 2 atlayarak toplam 15 sıra yapacağız. Yani şu anda 12. sıradayım. Bitirince 3 sıra daha yapıyorum. Dönüyorum size. Şimdi misafirimiz var. Geldi, benim işimin üstüne yattı. Şöyle alayım bari şunları. Oğlum nereye yattın ya? Rahatsız da etmek de istemiyorum ama. Dedem ırlıyor. Hiç rahatsız olmuyor ki zaten. Şöyle üstünde poz çekeceğiz böyle. İnsanlar özel olarak kullanıyorlar değil mi böyle? Yat şöyle bakayım. Beyaz tüyleri. Beyaz tüylü halı gibi. Nihayet rahatsız oldu. Şöyle. Neyse, ben sıralarımı tamamladım. Sizi şöyle alalım. Müşfik Beyciğim. Hep oyun oynadığımı zannediyor. Her şey ona oyun. Şöyle yapalım sizi. Bana şurayı açsan yeter ki onu da açmayacağım. Şimdi tamamladım 15 sıramı ve şu son 2 sık iğnemi yapmadım. Şimdi buradan sık iğneyle başlayacağım. Her iki ilmeğe de batıyorum artık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Sizin fazla olabilir. Yani şu kısım biraz alengirli olduğu için fazla eksik olabilir ya da benden farklı bir sayıyla başladıysanız. Mantık şu. Sık iğnenin üstüne sık iğne, trabzanın üstüne trabzan yapacağız. Şimdi 16 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 her tarafı tüy yaptım. 5 6 ve 16. Sonra kalanlara sık iğne yapıyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Fazla kalan ipi şöyle alayım şuradan. Ve burada buraya değil, bakın ilk sık iğnemin gözüne batıyorum, kaydırmayla bağlıyorum, iki zincir çekiyorum. Bir sonraki gözden başlayarak 10 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 zincir çektim. Sonuncu ilmeğimi batıyorum, kaydırmayla bağlıyorum. Dönüyorum. İlk sık iğnemin gözünden batarak kaydırmayla ilerliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kaydırma yaptım. 16 tane sık iğne yapacağım. 4 15 ve 16. Kalanını da kaydırmayla ilerliyorum. Ve 8. İpimi keseceğim ve saklayacağım. Şimdi bakın şu kısımları yapacağız. Bunun için de ters sık iğneler yapacağız. Şöyle tutalım. Bu üst kısmı bize doğru baksın. Giriyorum buradan. İpimi bağladım. Şimdi şu ipi tutun parmağınızla. Geri dönüp hemen yandaki ilmeğe batıp ipi çekin. İki tane ilmeğim var. Bir ip alıp çektim. Tutun. Geri dönün. Çekin. Geri dönün.
şekilde dönelim tamamının etrafını. Sona geldiğimde ilk başladığım noktaya batıyorum ve kaydırmayla bağlayacağım buraya. Sonra da ipimi kesip saklayacağım. Üst kısımda şuradan başlıyorum. Bakın alttan üste doğru batıyorum. Aldım ipimi. Bağladım buraya. Dönüyorum alttan üste doğru batarak. Şöyle ters sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine. Bir sonrakine. Şuradaki ön ilmeklerime batarak devam edeceğim. Bu benim son ilmeğim. Sonuncuyu buraya yapın. İpinizi kesin. Daha önce göstermiş olduğum gibi saklayın. Ondan sonra da kalanları yaparak tamamlayalım. Şimdi ayakkabımızın üst kısmını yapacağız. Bunun için 16 zincir çekelim. Ve dördüncü zincirden başlayarak trabzanlarımızı yapalım. Her zincire bir tane trabzan. Tamamlayınca da ipimizi uzun bırakarak keselim. Uzun parçayla ayakkabımızın üstüne dikeceğiz bu şeridi. Ve kordon içinde bakın uzunca bir ip ayırdım buraya. Ortasından şöyle bir döndürüyorum ipi. Tığıma takıyorum. Şimdi bu ipimden, yumağımdan gelen ip. Bu da bıraktığım ip. Bıraktığım ipi üstüne sarıyorum tığın. Diğer ipi alıyorum, geçiriyorum. Sarıyorum üstüne, geçiriyorum. Sarıyorum, geçiriyorum. Oldukça kolay bunu yapması. Bu şekilde istediğimiz boyutta yapalım. Sonra da fiyongumuzu yapalım ve üstüne dikelim. Özel bir şey yapmadım. Bakın şuradan diktim. Normal. Alttaki yerinden tutturdum buraya. Tamamlayıp görüşelim.
Ve işte bu da son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şirin Öykücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorum da bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.